Herkese merhaba, ben Merve. Bugün sizlere kırmızı ruju hem çok kolay hem de çok kusursuz şekilde nasıl süreceğinizi göstereceğim. Kırmızı ruju sürmeden önce mutlaka dudaklarınızın peeling yapılmış, ölü derilerden arındırılmış ve nemlendirilmiş olmasına dikkat edin. Ben de şimdi başlamadan önce peelingimi yaptım ve herhangi bir dudak nemlendiricisi sürüyorum öncelikle. Birazcık fazlasını peçeteyle alacağım. Bunun dışında ben genellikle koyu ton rujlarda her zaman rujun dudağa daha iyi oturması ve kendi rengini göstermesi için concealer'la üzerinden hafif bir dudağa nötrlüyorum rengini. Siz isterseniz fondöten de kullanabilirsiniz. Ya da gözaltı kapatıcınız da olur. Ben de gözaltı kapatıcımı kullanacağım. Ve üzerinden transparan pudrayla şöyle bir geçeceğim. Dudağınızın üstüne de gelebilir pudra. Ağız kenarlarınıza. Evet, şimdi sıra geldi çerçeve kısmına. İsterseniz benim gibi dudak kalemi de kullanabilirsiniz. Ama dudak kalemim yok diyorsanız da o zaman rujunuzu ve dudak fırçası yani ruj fırçasından biraz alarak dudak kalemi de etkisi yaratabilirsiniz rujla aynı şekilde. Ama benim dudak kalemi daha kolayıma geldiği için şimdi ben önce dudak kalemiyle bir çerçeve çekeceğim. Kaleminizin ucunun açık olduğundan mutlaka emin olun ama açıktan kastım çok da sivri olmasın. Açık fakat biraz peçete üzerinde böyle hafif uç kısmını yumuşatabilirsiniz. Şimdi dudağı gererek, mümkün olduğunca gererek çerçeveyi çekiyorum. Alttan başlayacağım. Üst çizgi için de üst taraftan değil iki yandan ortaya birleştireceğim ki eğer şu üstten başlarsanız alt kısmı hesaplamak biraz zor olabilir. Ağız kenarlarımızı da boş bırakmıyoruz. Evet, şimdi sıra geldi içini kalemle boyamaya. Neredeyse ruj gibi oldu ama tabii biz daha parlak durmasını istiyoruz. O yüzden eğer isterseniz mat rujlar da kullanabilirsiniz ama sürmesi her zaman biraz daha zordur. Çünkü kıvamları daha tebeşir gibidir ve mat oldukları için dudağınıza olduğundan biraz daha kuru gösterebilir. Ben bugün biraz daha kremsi yapıdaki bir ruj kullanacağım. İsterseniz komple fırçayla da sürebilirsiniz ama ben önce bir orta kısmına normal şekilde sürüp daha sonra temizleyeceğim kenarlarını. Şimdi isterseniz eğer bu şekilde de bırakabilirsiniz gayet. Ama rujunuzun daha da kusursuz gözükmesini istiyorsanız o zaman bir yöntem daha var bu aşamadan sonra. Yine isterseniz concealer'ınızla ya da fondöteninizi elinize biraz alarak şöyle ince bir fırçayla dudak kenarlarınızı temizleyebilirsiniz. Hatalı olan bölgeleri temizleyip daha kusursuz ve ön planda olmasını sağlayabilirsiniz rujunuzun. Veya concealer fondöten kullanmak istemiyorum diyorsanız da o zaman normal gözünüzün içinde kullandığınız herhangi bir ten rengi kalemle de bunu yapabilirsiniz. Ben şimdi ten rengi kalemle yapacağım bunun nasıl olduğunu.
Ten rengi kalemimi sürdüm. Şimdi tabii ki biraz o çizgileri yumuşatıyorum. Aynı zamanda da birazcık taşan kırmızılıkları da temizlemiş oluyorum. Yine bu işlemi yaparken dudağınızı gererseniz daha da kolay olur. İşte kırmızı ruju sürmek aslında bu kadar basit. Ben bu şekilde uyguluyorum. Eğer sizlerin kullandığı farklı yöntemler varsa yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz stil, alışveriş ve makyaj videolarım için lütfen kanalıma abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.